kimse bunu bize hocam şimdi engellemez. Bakın, öyle bir program yapıyoruz ki sevgili dostlar. Yani aslında Batı bizi yok sayıyor. Kesinlikle. Bakın öyle. Tarihimizi yok sayıyor. Eğer ki bu programı izleyin izlemeyin. Sonradan bakarsınız, öğrenirsiniz, öğrenmezsiniz. Eğer biz kendi kültürümüzü yazmayı unutursak, kendi tarihimizi yazmayı unutursak bir başkası bizim tarihimizi yazacak. Doğru mu hocam? Evet. Yani mesela Sümerliler Türk müdür? Muazzez İlmiyeçi yapmış olduğumuz daha önceki programda da, yani yıllar önce bunu bize söyledi, anlattı, kitaplarında yazdı, gösterdi, işaret etti. Aynı şekilde yani Reha Oğuz Türkkan, Allah rahmet eylesin, Kızılderililer Türktür kitabı da alacaksınız, bu kitapları okuyacaksınız. Yoksa bunun kanıtları aklınızda kalmayacak ve bir sonraki nesle geçmeyecek. Sonra bir bakacağız, asimile olmuş gitmiş bir toplum olacağız ki Türkler çok hızlı asimile olur. Evet. Yani hocam aynı şeyi söylüyorsun. Sen evet, de aynı evet, şeyi. Evet, evet, evet. Bu tarihte de böyle oldu. Neden örnek verdik? Dünyanın en büyük komutanı Cengiz Han bile asimile oldu. Çinlilere karşı. Şimdi en güçlü asimilasyon devletlerinden bir tanesi Çin hocam. Tabii yani, ama çok normal değil şimdi mi? Bunun için söyledim. İşte, evet, özür diliyorum hocam. Çok affınıza sığınıyorum. Evet. Bunun için söyledim. Şimdi birazdan küresel güvenlik konusuna bir adım atarsak, Çin'in pozisyonunu incelerken aslında Çin'in asimilasyon kültürünü de biraz incelemek lazım. Niye? Evet. Tabi orada insanlar niye asimile olur konusuna da evet, bir arada girmek lazım. Milletlere göre gidiyor. Mesela Çinler asimile ediyorlar da gittikleri yerde de asimile olmuyorlar. Mesela San Francisco'da veya New Çin mahallesi var. Chinatown, Londra'nın göbeğinde evet, var. Avrupa'da da öyle. Olmuyorlar hocam. Olmuyorlar ama bizimkileri iki günde Hans oluyor yani. Ona bakmak evet, lazım. Şimdi evet, doğru. Ben her zaman yani eksik yönlerimizi görmemiz lazım. Doğru. Şimdi doğru hocam, şöyle bir konuya girelim yavaş yavaş. Yani şimdi tarihteki göçler, yani biz en büyük göç olarak bir bakıyoruz ki Türk göçleri var değil mi? Hmm. Dünya tabii tarihinin en büyük göçü değil mi hocam? Göç tabii. Tabii öyle bakmamız lazım. Yani burada kavimler göçü ne baktığımız zaman da hani bir kavimden bahsediyorsak, kavimler göçü tabii başka bir konu ama büyük bir kavimden bahsediyoruz. Bu aslında Türklerdir. Çok net. Evet. Doğru mu hocam? Doğru. Bu kanıtlanmış. İşte herkes kendi, bilhassa Avrupa, yani Avrasya bölgesi kendi tarihine baktığı zaman bunların kanıtlarını net olarak buluyor. Tabii. Bakın hocam, sorum şöyle devam etsin. Evet. Sonra da biraz konuştuktan sonra bir reklam arasına gideceğiz. Ondan sonra da tabii bugüne gelmeye başlayacağız. Sınır güvenliğine gelmeye başlayacağız. Tarihte sınır güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Ve işte bu Afgan veyahut da daha çok Asya'dan Türkiye'ye göçleri konuşmaya devam edeceğiz. Hocam, sosyopolitiği Türk göçleri nasıl değiştirdi? Yani şöyle diyelim, mesela Avrupa tarihi, yani kavimler göçüyle birlikte diyelim, hani bunlara yazalım, gerçi işte, hani Keltler ve diğerlerini bir kenara koyalım ama baktığımız zaman Avrupa'da Roma İmparatorluğu yıkıldı ve çok zayıfladı. Batı Roma bitti zaten. Çünkü kavimler göçü sayesinde bugünkü Avrupa'nın temeli atıldı. Evet. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Mesela Avarların şeyinde, bu çok önemlidir, bir kitap da çıktı, Asya'nın Avrupa'ya öğretti diye. Şeyi derin bu demirle birlikte Avrupa, Orta ve Kuzey Avrupa, çünkü topraklar sulu olduğu için tarım yapılamıyormuş. Derin pulluk sayesinde demirle şeyden öğrendikten sonra daha fazla üretim yapmaya başladılar ve Orta ve Kuzey Avrupa'nın, yani bugünkü Almanya'nın, Çekoslovakya'nın, Polonya'nın nüfusu arttı. Ve bu devletler ortaya çıktı. Bu milletler ortaya çıktı bir şekilde baktığımızda. Tabii hocam, mesela Üzengi'yi batıya taşımasaydı şövalyelik doğdu. Şu anda belki şövalyelik doğdu. Şövalyelik olmayacak. Mesela bu da aynı şekilde, bunu da söyleyebiliriz. İşte Polonya, yani bugün eski Yugoslavya diyelim veya bugünkü o bölgedeki bütün etnik dağılımı belirleyen Avarlardır aşağı yukarı. Ama bunda peçenekler, diğer şeyler bir şekilde anlatmıştır. Romanya devletini kuranlar Kumanlar. Basaraba. Evet. Mesela Türkçe ismi Basaraba mesela, baktım şeyde. Ve bunlar oldu ama zaman içerisinde o ağır nüfus baskısı ve evlenmelerle birlikte kendileri eridiler. Yani evlenmeler ve zaman içerisinde o yani 150 yıl içerisinde erimeler de gerçekleşti. Avrupa için bunu söyleyebiliriz ama Doğu Avrupa'nın etnik temelini attığını söyleyenler
Bizans kaynakları. Evet. Yani o dönemin çağdaş Heraklius mesela. Heraklius, tabii, tabii. Prokopios, Priskos veya Porfiragennetos. Diyor ki Kuzey Avrupa şeye, Karadeniz'in kuzeyine yani Türkiye diyor. Porfiragennetos. İki Türkiye var. Bir Hazar ülkesi Doğu Türkiye, Macar ülkesi de yani Balkanlara doğru Batı olan kısmı Batı Türkiye diyor. Daha ne yani bunun ötesi bir şekilde söylenemez. Mesela bunu sürdürebilir olmamakta ama Altın Ordu'nun yıkılışıyla birlikte ve tabi Osmanlı'da o dengeyle birlikte Türklerin etkisi azaldı. Yani Doğu Avrupa'da 1552'de Ruslar Kazan'ı işgal ettiler. Ondan sonra bence yani 16. yüzyılın ortasında Doğu Avrupa'nın kaderi tersine dönmeye başladı. Bir şeye kadar yani bilinen tarihte en azından 1000 yıl bunu söyleyebiliriz. Artık Rus istilası, Rus İmparatorluğu vesaire. İşte burada tartışma konusunu siz sordunuz. Putin'in dediği derler ya çisti Rus vapşe netto yani temiz Rus hiç yoktur derler. Tabii. Öyle bir tabir var Rusça'da. Bu şeyi aslında açıklıyor ama yani o zaman ne demek istiyor hocam? Yani Rus milletinin aslında Türkler, Kıpçakların özellikle Kıpçakların, Peşenken, Uzların, Slavların ve Vikinglerin karışımından meydana geldiğini ve Finlandiya'dan meydana geldiğini söylüyor. Rusya'daki yer ve su hatlarının neredeyse %90'ı Fince aslında. Rusya değilmiş. Mesela evet. Volga mı Fince'ymiş. Volga ismi. Buna benzer bir şekilde. Bunu biliyorlar ya. Rus tarihçileri bir Rusların öyle bir kompleksi de yok. Hani benim tanıdığım Rusların hiçbirinde öyle biz bir şekilde söylemiyor ama Rus'u kazırsan altında tatar çıkar sözü burada. Ancak 1552'de Kazan'ı işgal eden Rus ordusunun neredeyse 3/2'si de Tatar kendilerinden. Bu arada. Yani onu da bilmemiz evet. lazım. Eray sen ne eklersin? Yani tarihteki göçler, Türk göçlerini konuşuyoruz şu anda. Ve yani Avrupa'nın sosyopolitiğini nasıl değiştirdi? Hocam veya işte göçülen yerler. Bildiğimiz gibi yani bu özellikle kavimler göçü bütün toplumların değil mi hocam yer değiştirmesine sebep oldu. Yani tabii. Bugünkü Avrupa'nın etnik temelin Türkler tarafından atıldığını söylüyoruz. Evet. Evet. Evet yani sorun cevabı bu. Evet o dönemde milattan sonra 800'lü yıllara kadar 350 ile 800 evet. yani şey, 450 yıllık yani bir süreç. Şöyle diyelim. Şimdi yani kesin tarih dersek ben şöyle derim. 374 1242. Yani Batuhan'ın son seferi. Ben bunu buna göre söylerim ama işte bu her birinin ayrı bir özelliği de var tabi. İşte Orta Çağ'ın başlangıcı vesaire yani çok önemli bir. Evet yani çok bakın şimdi hocam hani evet. ne oldu diyorsunuz? Bir çağ kapandı, bir çağ başladı dünyada. Daha ne olsun? Değil mi? Hani bütün şu anki Avrupa toplumlarının temelleri o dönemde atıldı. Tabii buna bağlı siyasal sistemler buna göre gelişti değil mi? Derebeylikler başladı değil mi hocam yani? Derebeylik feodalite ortaya çıktı ve